Aşağıda 4 farklı biyoma ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki biyomlardan hangisine ait özelliklerden söz edilmemiştir? Kışların uzun ve soğuk, yazların ise serin geçtiği iklimlerde görülür. Bitki örtüsü çam, göknar, ladin, yani bunlar iğne yapraklı ormanları ifade etmekte. Başlıca hayvan türleri kurt, samur, bizon, geyik ve boz ayılardır. Bunu eşleştirirsek arkadaşlar iğne yapraklı orman biyomları kısmına girecektir. Ki buna bağlı olarak da çam, göknar, ladin gibi iğne yapraklı ağaçları almıştık. Sıcaklık sadece birkaç ay 0 santigrat derecenin üstüne çıkar. Yılın büyük bölümünde yeryüzü karla kaplıdır. Bitki örtüsü yaz aylarında ortaya çıkan ot, yosun, liken ve yer yer çalılardır. Başlıca hayvan türleri kutup tilkisi, misk öküzü, ren geyiği ve kar kuşlarıdır. Bu da arkadaşlar 2 ay 0'ın üzerine çıkıp o toprakların çözündüğü ki tundra olarak geçiyor. Bitki örtüsü de toprak tipi de tundra olarak geçiyor. Bununla eşleştirebiliriz. Yılın her ayı sıcak ve yağışlı geçen bölgelerde görülür. Bitki örtüsü yıl boyunca yeşil kalan uzun boylu geniş yapraklı ağaçlardan oluşur. Başlıca hayvan türleri orangutan, kaplan, goril, jaguar, şempanze, kertenkele, çeşitli böcek ve kuş türleridir ki yıl boyunca sıcak ve yağışlı geçiyorsa ki bunlar içerisinde tropikal yağmur ormanlarını alabiliriz. Çünkü dünyada her mevsim yağışlı geçen 2 iklim var. Birisi tropikal iklim, ekvatoral iklim, diğeri ise ılıman okyanusal iklim olarak karşımıza çıkmakta. Her iki yarımkürede 10 ile 20 derece enlemleri arasında görülür. Yıl boyunca sıcaklık yüksektir. Yılın bir döneminde yağış fazladır ki özellikle bu dönemler kısmında dikkate alırsak yaz dönemi kısmı burada öne çıkıyor. Bitki örtüsü uzun boylu otlardan oluşur. Başlıca hayvan türleri zebra, zürafa, fil, aslan, leopar, sırtlan ve su aygırıdır ki belgesellerin çekildiği alanlar genelde bunlar savanları oluşturuyor. Çalıya ait bir özellik verilmemiş ki çalı Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda yazların sıcak ve kurak geçtiği yerlerde karşımıza çıkmaktadır. Ki maki önemli çalı türlerinden birisiydi. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Bir belgesel programında aşağıda verilen canlıların yaşam alanları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu belgeselin çekimi aşağıda verilen biyomların hangisinde yapılmıştır? Çalı dediğimiz kısımda özellikle keçi gibi bazı hayvan türlerini görmekteyiz. Burada öyle bir çekim alanı söz konusu değil ki Akdeniz iklimini yansıtan bazı özellikleri taşıyor. Tundra'da ise arkadaşlar özellikle ren geyiği gibi, kutup tilkisi gibi ya da kar kuşları gibi soğuğa daha dayanıklı hayvanları görüyoruz. Ilıman çayırların olduğu kısımda ise arkadaşlar ki bu alanlarda özellikle kurtlar mesela öne çıkıyor. Bunları söyleyebiliriz. Bunun yanında çöllerde daha çok sürüngenleri görmekteyiz. Ama burada aslan, bunun dışında antiloplar, sırtlanlar savan ikliminde ki dünya üzerinde 10 ile 20 derece enlemleri arasında görülüyor. Ve baktığımızda savan dediğimiz ot toplulukları, burada uzun boylu ot toplulukları söz konusu. Bu nedenle doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda madde döngülerini etkileyen bazı durumlar verilmiştir. Göl ve bataklık alanların kurutularak tarım alanına dönüştürülmesi, tarımsal verimi artırmak için yapay gübre kullanılması, içten yanmalı motorların artması ile birlikte petrol tüketiminin artması. Bu durumlardan etkilenen madde döngüleri aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Göl, bataklık gibi sulak alanların kurutulması su döngüsüne zarar verebilir. Ki biliyorsunuz ki şöyle bir durum var. Sıcaklıkla birlikte buharlaşma oluyor. O su buharlaşıyor. Tekrar yağmurla geri dönüyor. Ki bu alanlar kurtulursa bu döngüye tabii ki zarar vermiş oluruz. Tarımsal verimi arttırmak için yapay gübre kullanılması, azot gibi bazı önemli mineralleri toprağa ne yapıyoruz? Suni gübre olarak veriyoruz. Tabii bu da çok fazla kimyasalın kullanılması bu döngüye zarar verebiliyor. İçten yanmalı motorların artması ile birlikte petrol tüketiminin artması ki havaya karbon salınımı şeklinde gerçekleşiyor ve buna bağlı olarak karbon döngüsünü etkileme durumu söz konusu. O yüzden doğru cevabımızın burada D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda verilenlerden hangileri jeolojik kökenli ekstrem doğa olaylarına örnek gösterilebilir? 2014 yılında Slovenya'da yaşanan buz fırtınası sonucunda tüm yüzeyler birkaç santimetre kalınlığındaki buzlarla kaplanmıştır. Ki buz arkadaşlar klimatolojik yani hava olayları kısmında değerlendirilebilir. Bu ekstrem doğa olayları içerisinde jeolojik kökenli yani yer yapısına bağlı değildir. Atmosfere, klimatolojik etkenlere bağlıdır. 2017 yılında Atlas Okyanusu üzerinde oluşan Irma adındaki tropikal siklon Karayip Adaları'nda ve ABD'deki Florida eyaletinde büyük hasarlara yol açmıştır. Tropikal fırtınalar yine klimatolojik kökenlidir. Bunların jeolojik kökenle alakası yoktur. 2011 yılında Honsu Adası'nın kuzeydoğusunda meydana gelen tsunami nedeniyle oluşan dalgaların kıyıya ulaşması sonucunda Japonya'da 17.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Ki tsunami özellik olarak deprem sonucunda gerçekleşen bir doğal afet, ekstrem doğa olayıdır. Buna bağlı olarak biz bunu jeolojik olarak dikkate alırız. O yüzden bunu almamız gerekiyor. Milattan sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucunda Roma şehrinden 2 tanesi, Pompei ve Herculum yok olmuştur. Ki burada baktığımızda bu da yine yanardağ, yani volkanik patlamalar jeolojik kökenli olmaktadır. Buna bağlı olarak doğru cevabımız 3 ve 4 oldu. 1 ve 2'yi klimatolojik kökenli, 3 ve 4'ü ise jeolojik, yani yer ve oradaki yer yapısına bağlı olarak dikkate aldığımız özellikler arasında saydık. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Küresel iklim değişikliğinden Türkiye ve gelişmekte olan bazı ülkeler olumsuz etkilenecektir. Hükümetler arası iklim değişikliği paneli projeksiyonlarına göre, yani tahminlerine göre Türkiye'de bu duruma bağlı olarak parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi yanlış olur? Kuraklığın sıklığı ve şiddeti artacaktır. Doğru, ki bu küresel ısınmayla birlikte, küresel iklim değişikliğiyle birlikte bu yaşanacak bir durumdur. Kuş cenneti ve benzeri milli parklar tahrip olacak ve kuşların göç yolları değişecektir ki bunlar sulak alanlar ve bazı önemli doğal sistemlerin bulunduğu alanlar ki susuzlukta, kuraklıkta bunlar tahrip olacak ve olumsuz yönde etkilenecektir. Yağışların mevsimsel dağılışları ve miktarı değişecektir. Bu da doğru, ki baktığımızda iklimlerin bazılarında kaymalar, yine mevsimler arası geçişlerde bazı önemli değişiklikleri görmekteyiz. Bu da olabilecek bir durum. Sıcaklığın artmasına bağlı olarak biyoçeşitlilik artacaktır ki biyoçeşitlilik azalacaktır. Çünkü birçok su ortamı ortadan kalkacak. Bunun yanında birçok orman bundan zarar görecek. Bu da biyoçeşitliğin azalmasına sebep olacaktır. Yani D şıkkı buraya getirilemez. Ani yağışlara bağlı olarak gerçekleşen sel ve taşkınlar artacaktır ki küresel ısınmayla birlikte bu tür sel ve taşkınlarda artış görüyoruz ve bunun olumsuz etkilerini daha fazla görmeye başlamak mümkün olacaktır. O yüzden doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Bazı ülkeler sahip oldukları kaynaklara oranla nüfuslarının az olması ya da ekonomik büyümeye oranla nüfus artış hızının düşük olması nedeniyle nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalar uygulamaktadır. Buna göre haritada numaralanmış ülkelerden hangileri bu politikaları uygulamaktadır? Özellikle Rusya 1 numarayla gösterilen, 4 numarayla gösterilen Avustralya daha gelişmiş ülkeler olmakla birlikte nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikaları uygulamaktadır. Ancak bunun yanında özellikle Cezayir, Fas, Tunus gibi ülkeler ve yine Meksika gibi ülkeler bu alanlarda daha çok nüfus politikaları bakımından artış hızını düşürmeye yönelik politikalar uygulamaktadır. Çünkü bunlar gelişmemiş ülkeler statüsünde dikkate alınır ve nüfus artış hızları yüksek olduğu için bunları düşürmeye yönelik politikalar uygulamaktadır. O yüzden doğru cevabımızın 1 ve 4 yani B şıkkı olduğu dikkate alınabilir. Türkiye nüfusu ile ilgili yukarıda verilen uygulamalardan hangileri 1923-65 yılları arasında yapılmıştır? 1923 ile 65 yılları arasında Türkiye'de nüfus artış hızını arttırma yönelik bir politika uygulanmaktaydı. Çok çocuklu ailelerin yol vergisinden muaf tutulması teşvik kapsamında bu dönemde uygulanan özellikle politikalardan birisidir. Evli ve çocuklu memurların maaşlarına çocuk katkısının yapılması yine orada teşviklerden birisidir. Evlenme yaşının kadınlarda 17'ye, erkeklerde 18'e yükseltilmesi ki burada nüfus artış hızını düşürücü bir etken olacaktır. Ki eğer nüfus artışını arttırma yönelik bir politika uyguluyorsak evlenme yaşını küçültmemiz gerekir. Aile planlamasının teşvik edilmesi yine burada nüfus artış hızını düşürücü bir etkidir. O yüzden 1 ve 2'yi doğru cevap olarak aldık. Çünkü dediğimiz gibi burada nüfus artışını arttırıcı bir politika uygulanıyor. Ama 3 ve 4'ü biz azaltmaya yönelik politikalarda uygulamaktayız. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Haritada gösterilen şehirlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Önemli yeraltı kaynaklarına sahip olmaları. Ki burada Tokyo önemli bir yeraltı kaynağına sahip değil ki orada özellikle ham madde az olmasına rağmen teknoloji ve bilgi birikimiyle öne çıkmış ülkelerden birisidir. O yüzden bunu eledik. Bulunduğu ülkelerin başkenti olmaları ki böyle bir durum söz konusu değil. Hepsi için geçerli bir durum değildir. O nedenle bunu eledik. Küresel etkiye sahip olmaları ki bunlar büyük olan ve dünya üzerinde etkili olabilecek şehirlerdir. Çünkü gerek borsayla gerekse oradaki ticaretleriyle, ticaret hacimleriyle ve dünyaya yön veren bazı önemli markalarıyla küresel bir etkiye sahiptir. Hepsi için geçerli. Aynı iklim bölgesinde yer almaları ya da olmaları ki bu kısımda baktığımızda bunların hepsinde farklı farklı iklimleri görmekteyiz. Ki burada New York'u dikkate aldığımda bu çevrelerde biraz daha ılıman okyanusal iklim etkileri ve Akdeniz iklim etkileri de görülüyor. Bunun yanında Şangay muson iklim etkilerini görebiliyoruz. Yani iklimler aynı değil. Liman fonksiyonuna bağlı olarak gelişmiş olmaları demiş ki burada Paris öyle bir etkiye sahip değil arkadaşlar. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmiş olduğu bölgelerde aşağıdaki özelliklerden hangisinin fazla olması beklenmez? Kadınlara, çocuklara ve engellilere yönelik sosyal ve kültürel olanakların ki sanayi ve hizmet sektörü gelişmişse o alanlar gelişmiş alanlardır ve bu tür kültürel olanaklar için özellikle sosyal imkanlar için oldukça fazla diyebiliriz. Tiyatro, sinema ve konser salonları gibi mimari yapıların oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu alanlar gelişmiş ülkelerde karşımıza çıkıyor ya da gelişmiş bölgelerde karşımıza çıkıyor. Kamu hizmetlerinin imece usulü ile yapılması. İmece birbirine yardım ki bunlar daha çok köylerde olur, kırsal kesimde olur. Yani bu kısımda sanayi ve hizmet sektörü geliştiyse daha çok şehir alanı, kentsel alandır. O yüzden bunu orada göremiyorum. Herkesin yaptığı iş bellidir ve bunlar kesin sınırlarla birbirinden ayrılmıştır. Mesleki uzmanlaşmanın ve mesleki çeşitliliğin fazla olduğunu burada dikkate alabiliriz. Gazete, kitap ve dergi okuma oranları fazladır. Çünkü kentlerde daha fazla olmakta ve gelişmiş alanlarda özellikle daha fazla olmaktadır. C şıkkı doğru cevabımız oldu. İmece yardımlaşma ki bunlar daha çok kırsal kesimde oluyor. Burası ise kentsel ve gelişmiş bir alan olarak karşımıza çıkmakta. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye'de artan nüfusa bağlı olarak tüketilen et ve süt ihtiyacını karşılamak ve hayvancılık faaliyetlerini yerli kaynaklardan karşılamak için bazı çalışmalar yapmaktadır. Buna göre çalışmalarından hangileri hayvancılıktan elde edilecek olan et ve süt üretimini olumlu etkiler? Mera hayvancılığı doğal koşullara bağlı olarak yapılan verimin düşük olduğu bir hayvancılık yöntemidir. Besi hayvancılığı ise kapalı alanlarda yapılan ve iklime bağımlılığın az olduğu, verimin oldukça yüksek olduğu bir hayvancılık türüdür ya da yöntemidir. Bunların desteklenmesi gerekiyor. Çünkü mera hayvancılığında verim daha düşük. Biz üretimi arttırmak, verimi arttırmak istiyorsak besi hayvancılığını desteklemeli ve geliştirmeliyiz. Bu et ve süt üretimini arttırmak için önemli bir özellik. Hayvancılık faaliyeti yapmak isteyen genç çiftlere hibe desteğinin verilmesi yani karşılıksız yardım bu da geçerli. Hayvan yemi olarak kullanılan tarım ürünlerinin ekiminin desteklenmesi ki özellikle ahır hayvancılığı ya da besi hayvancılığında yem çok önemlidir. Çünkü hayvanları daha çok yemle besliyoruz. Buna bağlı olarak bunların ihtiyaç duyduğu proteince zengin yemlerin tabii ki üretilmesi gerekiyor. Bunun için de o yem üretiminde kullanılan ürünlerin desteklenmesi önemli bir özelliktir. O yüzden üçünü de aldık. Yani E şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de karayolu ve demiryolu ulaşımında yer şekillerinin etkisi çok fazladır. Özellikle yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda yol yapım maliyetleri yüksektir. Buna göre haritada numaralanmış doğrultulardan hangilerinde aynı standartlarda yapılacak olan 200 kilometrelik yolun maliyeti daha fazla olur? Hemen bakıyoruz. 1 ki Kuzey Anadolu dağları geçiyor buradan ve dağlık engebeli alanları geçtiğim için yol yapım maliyeti daha fazla olacaktır. 2'ye baktım. Burada dağlar kıyıya dik uzanıyor. Ve dağların özellikle o aralarında graben yani düz ovalık alanlar var. Bu alandan gittiğimde düz ovalık alanlar olduğu için maliyet düşük. Bunun yanında 3'te Torosları geçiyorum. Yine dağlık yüksek alanlar var. Bu nedenle yol yapım maliyeti yüksek. 4'ün olduğu yer ki Şanlıurfa ve çevresi gibi alanlar buralar daha düz arkadaşlar. Yol yapım maliyeti daha düşük. Burada eğim ve engebesi fazla olan dağlık alanlardan oluşan 1 ve 3'te yol yapım maliyeti yüksek oldu. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Yerleşme coğrafyası ile ilgili araştırma yapan bir bilim insanı Anadolu'daki ilk yerleşim alanları hakkında bilgi toplamak için Göbeklitepe, Truva Antik Kenti, Ani Harabeleri ve Efes Antik Kenti'nde incelemeler yapmıştır. Buna göre bu bilim insanı haritada numaralanmış alanların hangisinde araştırma yapmamıştır? Göbeklitepe Şanlıurfa'da bulunmaktadır ki Şanlıurfa burada 5 numaralı merkez olarak dikkate alınabilir. Truva Antik Kenti Çanakkale 2 numarada gösterilen ilimiz, Ani Harabeleri Kars 4'te gösterilen ilimiz, bunun yanında Efes Antik Kenti 3 numaralı alanda gösterilen yer diyebiliriz. Buna bağlı olarak 1'e ait yani Kastamonu'ya ait bir bilgi verilmemiş. Yani doğru cevabımız A şıkkı oldu. Yeryüzündeki ilk medeniyetler genellikle yükseltinin az olduğu akarsu kenarlarında kurulmuştur. Haritada kuruldukları yerleri gösterilen medeniyetlerden hangisi bu genellemeye uymaz? Mısır, Nil Nehri ve çevresinde kurulmuştur ki bu genellemeye uymaktadır. Mezopotamya, Fırat ve Dicle gibi alanlarda kurulmuş, bu genellemeye uymaktadır. Yine Indus ve Ganj nehirlerinin olduğu kısımda Hint medeniyeti, Sarıırmak, Gökırmak, Çin medeniyeti. Ama İnkaların kurulduğu yerle ilgili bu genellemeyi dikkate alamayız. Çünkü bu alanda daha yüksek yerleri tercih etmişler ve bir akarsuyu takip eden bir yerleşme söz konusu değildir. O yüzden İnka medeniyeti yukarıda verilen bilgiye uymamaktadır. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Oktay, coğrafya dersinde dünyadaki ilk kültür merkezlerini anlatırken etkileşimli tahtada aşağıdaki görselleri arkadaşlarına göstermiştir. Buna göre Oktay aşağıdaki medeniyetlerden hangisini anlatmıştır? Piramitler, hieroglif, bunun yanında mumya. Yani Mısır medeniyetini burada net bir şekilde söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Bunlar Mısır medeniyetine ait. Aşağıda Türk kültürüne ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerden hangileri kültür oluşturan maddi yani somut unsurlar içerisinde yer alır? Karasal iklim ve bozkır bitki örtüsüne göre şekillenmiştir. Bu Türk kültürüne ait somut bir özelliktir. İklim ve bitki örtüsü. Han, kervansaray, bedesten, cami gibi yapılar inşa etmiştir. Bunlar da somuttur. Yani gözle görülebilir, elle tutulabilir. Hıdralez ve Nevruz gibi önemli günlere sahip olması bu arkadaşlar soyut bir özellik taşır. Sosyal hayatta yazılı olmayan hukuk kurallarının etkisi fazladır. Yine bu gözle görülmeyen, elle tutulmayan bir durumdur. O yüzden burada doğru cevabımız 1 ve 2. Yani A şıkkı olarak değerlendirilebilir. Haritada numaralanmış alanlardan hangileri sanayi üretim bölgeleri içerisinde yer alır? 1 numara Amerika Birleşik Devletleri ki sanayileşmenin yoğun olduğu alanlardan birisidir. Bunun yanında yine Çin'in olduğu Şangay ve çevresi önemli sanayi alanlarından birisidir. Ancak Peru, Şili gibi ülkeler, bunun yanında Güney Afrika'da bulunan ülkeler, bunun yanında Sibirya gibi kuzey kısmında bulunan ülkeler sanayileşme bakımından geri kalmış alanlardır. Burada en fazla sanayileşme 1 ve 3'te oldu. Yani B şıkkını doğru cevap olarak dikkate aldık. Aşağıda Antalya'da turizm faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan bazı durumlar verilmiştir. Turizm faaliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkan bu durumların etkilediği alanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yaz turizm sezonu başlamadan önce şehirde bulunan çöpler temizlenmektedir. Ki bu kısımda baktığımızda arkadaşlar neyi ifade ediyor bu? Çevreyi. Yani çevreyi düzenliyor, çevreyi temizliyor. Bu ekolojik kısımda değerlendirilebilir. Yabancı dil öğrenimine yönelik kursların sayısı artmıştır. Bu sosyal ve kültürel yapıyla alakalıdır. Otel sayısının artmasıyla birlikte istihdam edilen kişi sayısının artması ekonomiye katkı sağlar. Bu nedenle doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz ki istihdam demek insanların bir işe yerleştirilmesi demek. Bu anlamda ekonomik bir tabii ki katkı söz konusu oluyor. Dil kısmı olsun, yaşam tarzı olsun bunlar sosyal ve kültürel yapı içerisinde değerlendiriliyor. Ekoloji zaten çevre yani çevreyi düzenleme kısmında dikkate aldık. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdakilerden hangisi turizm faaliyetlerinin ekolojik dengeyi etkilediğine örnek gösterilebilir? Farklı kültüre sahip insanlar tanınır ve ülkeler arasında ilişkiler gelişir. Bu daha çok kültürel ve sosyal bir durumdur. Tüketim arttığı için üretim faaliyetleri de artar. Bu daha çok ekonomik bir durumdur. Turizm faaliyetlerine zarar verebilecek olan hava, su ve toprak kirliliği gibi olumsuz durumlar önlenir. Ki burada ekolojik yani çevre kaynaklı bir durumdan bahsedilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Ülkeye döviz girdisi sağlanarak dış ticaret açığı kapatılabilir. Ekonomik kısımda değerlendiriliyor. Yeni iş imkanlarının açılması yine burada ekonomik. Yani C şıkkı doğayla alakalı ekolojik bir özellik olduğu için doğru cevabımız oldu. Turistik ziyaretlerle gerçekleşen etkileşimin bazı olumlu ve olumsuz sonuçları ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu süreçte ortaya çıkan olumsuz sonuçlar arasında yer alır? Kişi başına düşen milli gelirin artması, ekonomik anlamda getirilerin çoğalması ne oluyor? Burada olumlu bir durum oluyor. Geleneksel yaşam biçiminin değişmesi ki orada kültürün zarar görmesi ve yozlaşması gibi durumların oluşması olumsuz olmaktadır. Bilgi alışverişinin gerçekleşmesi olumlu. Uluslararası barış ortamının sağlanması olumlu. Yeni mesleklerin ortaya çıkarak ekonomik anlamda getirinin yine olması olumlu. Ama geleneksel yaşam biçiminin değişmesi, dediğimiz gibi kültürün değişmesi oradaki olumsuz etkenlerden birisidir. O nedenle doğru cevabımız B şıkkı oldu. Haritada numaralandırılmış ülkelerden hangisinde sanayileşme süreci daha önce başlamıştır? 1. Amerika Birleşik Devletleri, 4. Arjantin, 5. Avustralya, 3. Çin ve 2. İngiltere. Dünyada özellikle buharlı makinelerinde kullanılmaya başlanmasıyla sanayileşme süreci ve sanayi devrimi İngiltere'de başlamıştır. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Sanayileşme sürecini tamamlamış ülkeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sanayileşme sürecini tamamladıysa gelişmiş bir ülkedir ve birçok anlamda ön planda olan özellikleri vardır. Enerji tüketimi fazladır çünkü sanayi çok fazla enerji tüketilen alandır. İhracatında sanayi ürünlerinin payı daha yüksektir. Tarımsal verim düşük değildir. Çünkü sanayileşme arttı diye tarımda verim düşecek diye bir şey yok. Hatta gelişmiş ülkelerde gelişmiş tarım yöntemleri uygulandığı için tarımsal verim çok yüksek. Ama tarımdan elde edilen gelir tabii ki sanayi kadar olmuyor. O farklı bir durum ama tarımsal verim düşüktür. Tarıma verilen önem azdır gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Hatta dediğimiz gibi daha iyi bir şekilde, daha verimli bir şekilde üretim söz konusu olmaktadır. Çalışan nüfusun büyük bir kısmı ikincil yani sanayi, üçüncül yani hizmet sektörlerinde çalışır. Bu da doğru bir bilgidir. Kişi başına düşen milli gelir yüksektir ki bu da doğru bir bilgi. Gelişmiş, sanayileşmiş alanlarda kişi başına daha fazla gelir düşmektedir. Refah seviyesi yüksektir. Eğitim, sağlık hizmetleri gelişmiştir. Yani bunları da ekleyebiliriz. Burada tarımsal verim düşüktür kelimesi cümlesi yanlıştır. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Bazı ülkelerde tarımsal faaliyetler ülke ihtiyacını karşılamasının yanı sıra sanayi ham maddesi elde etmek ve ihracat yapmak amacıyla yapılır. Bu tür ülkelerde sulama, gübreleme, tohum ıslahı, makineleşme gibi faaliyetlerin yoğun olduğu intensif yani modern tarım yöntemi uygulanmaktadır. Bu tarım yöntemi ülkelerinden hangilerinde yaygın olarak uygulanır? Ki bu tarım yöntemi yani modern, gelişmiş tarım yöntemi daha çok gelişmiş olan Hollanda, Fransa gibi ülkelerde yine Japonya yani örnekler artırılabilir. Bu ülkelerde daha çok kullanılmakta. Endonezya, Libya gibi gelişmemiş ülkelerde bu tarım yöntemini çok fazla göremiyoruz. Bunlarda daha çok ekstansif yani gelişmemiş tarım yöntemleri uygulanır. O yüzden 1 ve 2 bizim intensif modern tarım yöntemlerinin uygulandığı ülkelerimize örnektir. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye yakın çevresinde ve dünya genelinde meydana gelebilecek ekonomik, siyasi ve sosyal sorunları önlemek için uluslararası örgütlere üye olmuş, bazı örgütlerin de kurulmasında kurucu ülke görevi üstlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu örgütlerden biri değildir? Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü yani NATO'ya üyeyiz. Bunu aldık. Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEI) üyeyiz. Gelişen 8 ülke üyeyiz. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü üyeyiz. Ama Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan Bağımsız Devletler Topluluğu kısmına üyeliğimiz söz konusu değildir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Dünya genelinde petrolün üretim bölgelerinden tüketim bölgelerine taşınırken en çok tercih edilen ulaşım sistemlerinin başında tanker gemileri gelir. Bu nedenle özellikle tanker gemilerinin geçtiği boğaz ve kanalların günümüzdeki jeopolitik önemi artmıştır. Yukarıda söz edilen durum haritada numaralandırılmış su yollarından hangisinin önemini daha az etkiler? Özellikle Orta Doğu'da bulunan petrolün Basra Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'yla dışarıya çıkarıldığı ve buradan Avrupa'ya gönderilirken Babülmendeb, Süveyş 3 numarada bulunan, bunun yanında Cebeli Tarık'la Atlas Okyanusu'ndan yine bu alana ulaştırıldığı ülkelerin olduğunu söylemek mümkündür. Yani 4'te bulunan Hürmüz, 3'te bulunan Süveyş, 2'de bulunan Cebeli Tarık boğazları bu yönüyle öne çıkan yerlerdir. Yine Basra Körfezi'nden çıkarılan petrolün özellikle Malakka boğazıyla Japonya ve Çin gibi ülkelere de ulaştırılması önemli su yollarından birisi olması açısından öne çıkmaktadır. Ancak 1 numarada gösterilen Panama kanalı burada bu tür diğer verilen su yolları gibi önemli bir durumda olmadığı yani petrol taşınmasında tabii ki önemli olmadığı yoksa geçiş anlamında önemli bir alandır. Ama açıklamada petrol dediği için ben 2, 3, 4 ve 5'i alırken 1'i alamıyorum. O yüzden bunu daha az etkiliyor yani A şıkkı doğru cevabımız oluyor. Aşağıda Türkiye'nin jeopolitik konumuna ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerden hangisi jeopolitikte etkili olan değişen unsurlardandır? Jeopolitik bir ülkenin konumundan kaynaklı ve siyasi önem taşıyan özellikleridir. Asya, Avrupa ve Afrika'nın birbirine en yakın olduğu bölgede yer alması değişmeyen bir unsurdur. Çünkü Türkiye'nin konumu kolay kolay değişmez. Bunu değişmeyen unsurlar arasında alıyoruz. Zaten jeopolitikte 3 unsurumuz söz konusu. 1. Zaman, 2. Değişen, 3. Değişmeyen unsurlar. Uluslararası barışa katkı sağlamak için Birleşmiş Milletler'e üyedir. Bu değişebilir. Çünkü üyelikten çıkma ihtimali var. O yüzden de bunu doğru cevap olarak alacağız. 3 tarafın denizlere çevrili olması değişmeyen. İklim çeşitliliğinin fazla olması değişmeyen, yine tatlı su kaynakları yönünden zengin olan kısımda doğal özellikler arasında değişmeyen kısımda değerlendirilebilir. Ama siyasi örgütlere üyeliği, bunun dışında ekonomik politikaları gibi birçok şey değişebilir. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki tabloda Japonya ve Kenya'ya ait bazı özellikler karşılaştırılmıştır. Tabloda numaralanmış karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? Nüfus artış hızı Japonya'da düşüktür. Kenya'da ise yüksektir. Yani bu kısım yanlış olmuş. Çünkü Japonya gelişmiş bir ülke, Kenya gelişmemiş bir ülke. Gelişmiş ülkelerde genelde nüfus artış hızı daha düşük oluyor. Kentlerde yaşayanların oranı Japonya'da fazla, Kenya'da gelişmemiş olduğu için azdır. Nitelikli iş gücü, yetişmiş eleman, özellikle o işin eğitimini almış kişiler Japonya'da daha fazla, Kenya'da daha azdır. Ortanca yaş, ki yaş nüfusun fazla olmasına bağlı olarak ortalama yaşam süresinin uzun olmasına bağlı olarak Japonya'da daha yüksektir. Kenya'da ise daha düşüktür. Çünkü ortanca yaş yaşlı nüfusa sahip ülkelerde daha çok olur. Genç nüfus fazlaysa, doğumlar fazlaysa o alanda ortanca yaş düşük olmaktadır. Toplum yapısı çekirdek aile olarak dikkate alınır. Diğer tarafta ise geleneksel olan geniş aileyi dikkate almaktayız. Yani burada 1 numara yanlış oldu. Tam tersi olması gerekiyordu özelliklerin. A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Aşağıdaki haritada bazı ülkeler renklendirerek gösterilmiştir. Bu ülkelerin ortak özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bireysel hak ve özgürlüklere saygı yüksektir. Gelişmiş ülkeleri burada görmekteyiz. Kadınların sanayi ve hizmet sektörüne katılma oranı oldukça yüksektir. Petrol, doğalgaz gibi enerji kaynakları yönünden zengindir ki Avrupa bu konuda arkadaşlar zengin olan bir kıta değildir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Ortalama yaşam süresi bu alanlarda uzundur. Araştırma, geliştirme, Ar-Ge çalışması ve bu faaliyetlere ayrılan bütçe fazladır. O yüzden C şıkkını doğru cevap olarak aldık. Avrupa burada işimizi bozan yer oldu. İnovasyon, üretimden pazarlamaya, yönetim ve organizasyondan dış ilişkilere kadar her alanda mevcut olan işleyişi üzerine yeni yaklaşımlar kazandırmaktır. İnovasyonun olması için temel şart değişim ve yeniliğin belirgin olmasıdır. İnovasyon, ulusal ve bölgesel ekonomiler için sürdürülebilir büyüme, toplumlar için sosyal kalkınma ve refah düzeyinin artışını kolaylaştırmaktır. Bu çalışmalara haritada numaralandırılmış ülkelerden hangisinde daha fazla önem verilmektedir? Ki bu tür çalışmalara gelişmiş ülkelerde daha çok önem verilmektedir. Ki bu anlamda birçok yeni adım atılmaktadır. Ve Japonya gibi ülkeler özellikle bu konuda çok ileri gitmiştir. Ve daha fazla teknolojik gelişmeyle, daha fazla çığır açan yeniliklerle karşımıza çıkmaktadır. O yüzden 3 numarada verilen Japonya bizim burada doğru cevabımız olacaktır. Meksika gibi, onun dışında Arjantin gibi, yine burada verilen Güney Afrika Cumhuriyetleri gibi ya da Kuzey Afrika'da bulunan Cezayir, Fas, Tunus gibi ülkelerde bu tür durumların çok ön planda olmadığını, Japonya gibi olmadığını kesinlikle dikkate alabiliriz. Japonya burada doğru cevabımız, yani 3 numara C şıkkını dikkate aldık. Basra Körfezi'nden çıkarılan ham petrol dünyanın farklı bölgelerinde bulunan ülkelere genelde deniz yoluyla taşınmaktadır. Buna göre bu bölgede çıkarılan ham petrol hangi ülkeye taşınırken Süveyş kanalı kullanılmaz? Fransa'ya taşımak için nasıl bir güzergah izlememiz gerekiyor? Önce Basra Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'yla çıktık. Daha sonra Kızıldeniz'e Babülmendeb'den geçiş yaptık. Kızıldeniz'den Akdeniz'e Süveyş kanalını kullandık ve Akdeniz'den Fransa'ya ulaştık. İtalya için de aynı güzergah geçerli. İsveç ve İngiltere için artı Cebeli Tarık geçerli. Yani yine bu güzergahı kullandım. Akdeniz'e girdim. Akdeniz'den tekrar çıkış yapıp Atlas Okyanusu'na Cebeli Tarık'la geçtim. Ama Süveyş kanalını tabii ki kullandım. Ama Güney Kore'ye gitmem için Hürmüz Boğazı ile çıktıktan sonra Malakka Boğazı ile birlikte ne yaptım? Çin'e doğru geçtim. O yüzden benim burada Süveyş kanalını kullanmama gerek yoktur. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Sınır aşan sular iki ya da daha fazla ülke topraklarını kat ederek akan akarsulardır. Bu ülkelerde akarsuların tarımsal sulama, enerji üretimi gibi alanlarda kullanılması en önemli sorundur. Bu sorunların en çok yaşandığı yerlerden biri kuraklığın şiddetli olduğu Nil Havzası'dır. Parçada verilen havzadaki sorun ülkelerinden hangileri arasında yaşanmaktadır? Mısır, Sudan bu havzada yer almaktadır ve sık sık bu tür sorunları yaşayan iki ülkedir. Cezayir ve Yemen ise bu havzada bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak buraya dahil edemiyoruz. O yüzden 1 ve 2 yani A şıkkı doğru cevabımız oldu. Direkt o havzada bulunan ülkeleri dikkate almamız gerekiyor. Mısır zaten Nil deyince aklımıza gelen yer ki Nil'i oluşturan, Nil'in ortaya çıkmasıyla birlikte Mısır'ın ortaya çıkması söz konusu. Nil olmasa Mısır'da olmazdı. Sudan'da o alanda karşımıza çıkmakta diyebiliriz.